efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan programı Söylemezsem Olmaz başladı. Benim şarkımla başladınız. Niye girmediniz şarkıya? Ben de hazırlık yapmışım. Tam söyleyecektim böyle. Allah Allah. Rece uyuyor musunuz? Günaydın. Efendim dün bütün gazeteler manşetlerden bizim işlediğimiz konuyu verdiler. Bazılarına teşekkür ederiz, kaynak belirttiler. Bazılarına da gerçekten kırıldık. Çünkü basın yayın ahlak gereği kaynağınızı nereden aldığınızı belirtmek zaten sizin ahlaki mesleki, ahlaki değerlerinizi gösterir. O yüzden bazıları bunu yaptılar, bazıları yapmadılar ama biz yine bugün bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Günaydın Arzucuğum. Günaydın, günaydın, günaydın. İyi bir salı olsun. Hemen YouTube adresimizi veriyoruz. Söylemezsem Olmaz YouTube adresimiz, Instagram adresimiz solmazyeni_, irtibat numaramız ve ihbar numaramız şimdi gelecek. İhbar numaramız, evet, ihbar hattımız 0549-802-8631 sevgili seyirciler. En kısa zamanda işte gördüklerinizi, ettiklerinizi, videolarınızı, onunuzu, bununuzu falan olursa, kısmetlerimde varsa oradan da bana ulaşabilirsiniz. Gerçi bunlar bana hiçbir şeyi göstermiyorlar. Yani sizler bana yazıyorsanız buradan, siz yine DM'den yazabilirsiniz. DM'den bana ulaşabilirsiniz. Buradan sadece haberlerle alakalı bize ulaşabilirsiniz. Evet. Hemen ben kendi Instagram adresimi veriyorum. Arto Dalga yazıyorsunuz. Ve istediğiniz zaman her şeyi paylaşıyorsunuz. Evet, bir yılın kendi şarkısı. Evet, bir kendi şarkım olamadı böyle bir dalga dalga gibi falan. Efendim benim de Instagram adresim zaten biliyorsunuz ama Seren Serengil olarak. Ya yüzüm var belli mi bilmiyorum ama Arto'nun önündeki sayfaları gördükçe gündemimiz çok yoğun, o belli. Evet, gündemimiz çok yoğun. Hatta iki dakika onun üstüne sohbet edebiliriz. Serdar Ortaç'tan aslında en önemli gündemimiz Erdi'ydi. Senin de dediğin gibi dün bütün gazetelerde, bugün bütün gazetelerde var. Evet, bazıları maalesef etik kuralları bir ritüeli gerçekleştirmemiş ama bazı gazeteler var ki onlar da büyük gazeteler, hepsi Söylemezsem Olmaz demiş. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ne düşünüyorsun? Şimdi, ne olur bu işin sonu sence? Daha hala bir şey olamadı yani, bu kadar itiraf oluyor. Hiçbir şey olamadı hala, ama anlamadım. Ama tabii şimdi bir yargı süreci başladı. Yani bu yargı sürecinde ilk defa dün burada bizde Cumhuriyet Başsavcılığına, emniyet mensuplarına buradan suç duyurusunda zaten bulunduk. Yani ihbar kabul edeceklerdir bunu. Ayrıca da zaten Erdi tam teşekküllü bir cinayet teşebbüsünde bulunduklarını dün itiraf etti. Yağmur Aşık, sevgilisi Yağmur Aşık'la beraber. Biliyorsunuz Yağmur Aşık hala Emre Aşık'la nikahı bitmedi. Ama bu adamdan hamile kaldı. Bu adamla sevgili oldu. İmam nikahlı kocam diye bahsetti. Polis kayıtlarında, ifade kayıtlarında okuduk, böyle söyledi. Bununla beraber bir sürü şey söyledi değil mi? İstiyorsan lafını balla keseyim. Bununla ilgili VTR'miz var. Onun üstüne devam et istiyorsan. Edelim. Tamam. Bir VTR'yi izleyelim. Neler olmuş, neler demiş. Ondan sonra Seren'in yorumlarıyla devam edelim. Dün Söylemezsem Olmaz magazin tarihine geçecek bir yayına imza attı. Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sanç arasındaki davanın kilit ismi Erdi Sungur canlı yayında cinayet planını itiraf etti. Şok itiraflar tüm Türkiye ve dünya basınında gündem oldu. Yağmur Aşık'la tasarladıkları cinayet planını tek tek anlatan Sungur'un itirafları kan dondurdu. Anlattıkları korku filmlerini aratmadı. Eski futbolcu Emre Aşık ve olaylı davalarına rağmen bir türlü boşanamadığı eşi Yağmur Aşık arasında her gün yeni bir gelişme, her gün yeni bir skandal yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda cezaevi firarisiyken Düzce'de Yağmur Aşık'la yakalanan eski sevgilisi Erdi Sungur sonunda her şeyi itiraf etti. Tabii cezaevi firarisiyken ben bazı planlar yaptık Yağmur'la beraber ikimiz. Yapımcımız Bilal Özbilgi'ye attığı mesajda "Vicdanım rahat değil.
çok kişinin canını yaktık, çok pişmanım diyen Sungur olay itiraflarda bulundu. Bu planlarda Emre'yi öldürmek evet istedik beraber birlikte. Yağmur Hanım bana dedi ki ben de Emre'den kurtulmak istiyorum dedi. Kurtulmak için dedi. Öldürmem lazım dedi. Başka türlü dedi kurtuluşum yok bu adamdan dedi. Yakalanmasalar Yağmur Sarnıç'la Emre Aş'ı öldüreceklerini itiraf eden Erdi Sungur, cinayetten sonra delil bırakmamak için cesedi domuzlara yedirmeyi düşündüklerini söyleyerek kan dondurdu. Domuz araştırması benim ilkten komiğime gitti. Çünkü ben hiç öyle bir şey bilgi sahibi değilim. Ne internette gördüm, ne televizyonda, ne de insanlardan duydum. İlk defa Yağmur'dan duydum. Yani farklı bir domuz varmış, beyaz domuz diyorlarmış. İnsanı kemiğiyle beraber yok ediyormuş yani. Herkesi dehşete düşüren itiraflar akıllara Hannibal filmini getirdi. Akıllara durgunluk veren itiraflar tüm Türkiye ve dünya basınında gündem olurken olayın sessiz kahramanı Emre Aşık sosyal medya hesabından sadece yakın çevresine yönelik bir mesaj yayınlayarak ölü taklidi yapmaya devam etti. Akşam saatlerinde gözaltına alınan Yağmur Sarnıç ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gelişmeler üzerine taraflardan hala net bir açıklama gelmezken Yağmur Sarnıç da sosyal medyadan yeni bir mesaj paylaştı. Mesajında Allah'a çok şükür bugün de bu itiraflardan kurtulduk ve sağlığım yerinde, bana destek olan herkesten Allah razı olsun dedi. Bakalım bundan sonra neler olacak? Şimdi açıklamasını gördün mü Yağmur Aşı? Evet yani... İftira diyor ama... Sanki arkasında böyle birileri var gibi doğru düzgün bir ifade vermiyor sanki. Bir şey olmuyor. Yok yok öyle değil aslında Arto. Şimdi burada Erdi firardı ve burada yakalanıp emniyete götürüldükleri esnada bunlarla beraber 2 tane tabanca 90 tane mermi yakalandı. Yani... Zaten iftira dediği şeyi... oradaki emniyette kabul ediyor. Diyor ki evet silahları beraber aldık. Mermileri de beraber aldık. Parasını da ben verdim. 7000 TL verdim evet. Diyor. Ne? Ava gitmek için ya da öyle bir şey için mi? Ne diyor bunu? Ava gitmek için demiyor. Şeyi ne? Excuse'u ne? Emri bize almış? Diyor. İşte özürü şu. Beni diyor Emre diyor korkutuyordu diyor. Ama Erdi de gelip ne söyledi? Hep böyle şeylerle beni doldurdu. Bizim zaten hepsini planladık. Mezarına kadar her şey belliydi. Ki birinci ağız. Tabii. Sonuçta birinci ağız Erdi. Diğer aslında o çoban dediği evinde kaldıkları kişi de aynı itirafı yapıyor zaten. He. Yani iki Erdi de çoban da zaten itiraf ettiler. Böyle bir cinayet planının. Ama şimdi tabii... İddianame hazırlandı. Yani birdenbire hani eskiden abi çok... Abi bir tane adam odunla yalandan bir yere girdi diye şu anda aylardır içeride kalacak tabii, belki mahkemesini bekleyecek. Şimdi burada bir cinayet olma, tabii, planı tabii, var. Cinayet tam teşekküllü. Teşebbüs var. Yani bir de teşebbüs etmişler. Ve dün de itiraf etti. Beraber öldürecektik. Mermileri aldık. Hatta ne kadar acı bir şey ki Emre Aşık'ın göndermiş olduğu nafakayla onun silahını aldı diyor. Yani rezil bir durum. Ve zaten şu anda Yağmur Aşık'ın da Instagram'dan iftira resmen falan dediği şeyi orada. Zaten karakolda, emniyette bu ifadelerinde zaten itiraf ediyor. Şimdi bunları iftira diyor. Büyük bir ihtimalle tutuklanacaklar diye düşünüyoruz. Çünkü şimdi burada silah tutuklanması, var. Tutuklanması hani biz tutuklansın diye uğraşmıyoruz zaten ama hani gerçek neyse o vallahi çıksın gerçekten diye. Gerçekten bir şey söyleyeyim sana. Orada bir tane günahsız bir adam 3 tane çocuğuna bakmaya çalışıyor. Bu kadının yıllardır yaptığı şeylerle uğraşıyor. Aldatıldı. Kamptayken, evliyken aldatıldı. Görüntüler çıktı. Bir sürü rezillikler çıktı daha önceden. Hepsi yani bunlar iddia falan değil. Evet, çünkü bunlar yaşadıkları çıktı. Bütün gazetelerde zaten her şey var. Şimdi bir de üzerine öldürülmek isteniyor adam. Bir de sevgilisi çıkıyor. Ve bir ifade de, ben, de o sabit, ifade de o şekilde. Sevgilisi diyor ki imam nikahlı karım diyor. O da imam nikahlı kocam diyor. Adamla evet, hala... Jandarmada ifadeler var. Ve Emre Aşık'ın çocuklarınla beraber oturabilmesi için mahkeme tarafından Emre Aşık'ın evi olan evde adamla beraber oluyor.
Adamın iddiaları bunlar. Vallahi. Yani artık bu futbolcular o kadar... ve futbolcu eşleri çok entrikalı oluyor bence. Yani hepsi öyle değil ama ki. Bazılarının tabii öyle ki. Şeylerini duyuyoruz ki korkunç ama herhalde bu dünya çapında bir şey bu. Dünyada da yani öyle. Böyle bir şey adam diyor ki bir de çocuğun anlattığına göre ben hayatımı anlamam diyor böyle bir şeyden. Domuzlar diyor yiyince kemik bırakmazlarmış hani bu öyle bir şey yapan. Olan domuz evet, yani kemikleri böyle bir kadar şey... yiyormuş. Dolayısıyla bu kadar kin, bu kadar aklına... nefret. Tabii çocuğun elinde mesajlar da var. Bir sürü belgeler de var. Bize gösterdi. Ya tabii Erdin'in en büyük geri vitesi aşık olmasından dolayı devamlı oldu. Aslında yine de yakmayacaktı. Yine de yakmayacaktı Yağmur'u. Çünkü Yağmur beni kandırdı. Çünkü kadın olarak zaafım oldu diyor. Tabii. Çocuk Düzce'de yaşayan bir çocuk. Böyle şeyler görmüş müdür neler entrika gördüyse artık bilmiyorum. Mi? Yani hayır belki suç dosyası vardır çocuğun ama kendince vicdanı var. Kadını beğendi. Yani evet. O da ona bir kendisini önemli bir şey olarak tanıttığını söylüyor. Kendisi de öyle söylüyor. Sonradan diyor anladım diyor bir şey olmadığını ve o kadar güzel olmadığını Instagram'da. Yani bir sürü şeyler İlk söylüyor. İlk defa son geldiğinde bunu idrak etmiş görünüyordu. Niye idrak ettiğini söyleyeyim mi? Peki dedim ki sen bu kadına hiçbir zaman satmadın yani evet, bir şekilde. Doğru. Bu seni azmettirdi aslında. Sen yine ben de var. Çünkü benimle beraberken tanıştırdığı adamla da aynı anda benim çocuğuma hamileyken sevgili olduğunu gördüm dedi. Şaka Baycan diye birisinden bahsetti evet, galiba. Ve o yüzden de bütün gerçekleri anlattı. Ve şimdi de tabii biz bu suç duyurusunu buradan hani bulunmak zorundaydık. O da zaten itirafını yaptı. Bundan sonrası yargıda artık. Ay sen veya ben ya da başka birisi böyle bir şey itiraf etse ya da bir şey olsa 2 dakikada polis vallahi stüdyoya gelir de yani. Şimdi şöyle hani işte plan yaptık diyor çünkü. Tabii planlama. Yani bunu itiraf ediyor. Plan yaptık, öldürecektik bilmem ne diyor. Bunu biz yanlışlıkla böyle de söylesek var ya kamuoyu ve kamuoyu vicdanı ya da yaptırımı bizi buradan o anda aldırtırdı polise. Tabii. Yani şöyle mesela Halil Sezai olayında da tabii ki aynen. Şimdi ama önümüzde bir görüntü vardı. O görüntü olayı besledi evet, ve tamamladı. Burada da itiraflar burada var. Burada da itiraf yani... var ve burada da kadın zaten yani 2 tane tabancayla 90 tane mermiyi bu adamla beraber bir firar hapisten kaçmış bir adamı hapishaneye gidip alıp onunla beraber onu da mesela saklayıp... Mesela bu suç değil mi? Tabii yani ki. Bir kaçağı... Yataklık yapmak da var. Şimdi mesela kaçağı onu saklamak. Yani onun tuttuğu arabada, onun kiraladığı arabada çok suç yani bir arada. Ceza almaması mümkün değil ama iddianame hazırlandığı için bunlar da bir süreç Allah. Olduğu için yarın öbür gün duyarız yani diye Emre düşünüyorum. Aşık. Çünkü çok büyük adaletsizlik olur. Öbür tarafta da yazık. Emre Aşık belli ki çok mutlu bir şekilde yani mutlu derken mecazi anlamda mutlu diyorum. Ufak bir şey paylaşmış. Arayan, soran ve mesajlarıyla yanımda olduklarını hissettiren herkese teşekkürler demiş. İyi ki varsınız demiş. Böyle bir işaret yapmış. Size çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Ben geçen sene Aşık bizim eve geldi. Ben o zaman YouTube programı siz yapıyordum. Siz aynı sitede mi? Yok yok, hayır tamam. Ben evliydim o zaman. Eşimle falan hep beraber, eski eşimle hep beraber oturduk falan. Yine de çok bir enteresan şey bir şekilde anlatıyordu yaptıklarını ama bir ağzından o çocuğun yine de kötü bir laf çıkmadı biliyor musun? Ben bir musun? Şey soracağım Seren ya. O kadar üzülüyorum ki o yüzden yani bir şey çocuğa. Soracağım. Daha doğrusu herkese soracağım. Sence Yağmur Aşık Emre'yi FETÖ gibi bilmem ne gibi o gibi bu gibi bir şeylerden mi sıkıştırdı veya sıkıştırmaya çalışıyor? Yok, iftira atıyor. Yoksa elinde... Başka resimler, videolar veya başka bir şeyler Hayır, mi var? Hayır, hiç öyle bir şey olsa çoktan çıkartırdı o kadın, onu bekleyecek bir kadın değil. Devamlı iftira atıyor. Çünkü yaptığı suçlar var. İşte mesela çünkü adam... son moda da bu ya bir de. İşte seni ben işte FETÖ'den şikayet ederim. Seni i̇şte, ben işte bir şeyler ama var. Şimdi herkes herkese bir şeyler evet. Mesela iftira atıp suçlayabiliyor. Altı boş olduğu zaman bir şey çıkmıyor evet. Yani. Ama birisinin birisine bir iftira atmış olması veya bunu sormak istedim gazetenin sana. Yazması çok önemli.
önemli değil. Altı boş olan hiçbir şey. Bu çocuk yıllardır futbolcu bir çocuk. Bir terbiyesinde kimseyle kavgasını görmedik. Aynen. Çalışmış demiş, bir tane otel yapmış. Gitmiş mafyayla o oteli onun elinden almaya çalışmış. Yani çocuğun ifadeleri, yapmadığı şey kalmamış artık. Yani kurtulmak istiyor, hala para istiyor. Bunları yapıyor. Başka adamla imam nikahlıyım diyor. Hamileyim diyor. Öldürme iddiası var. Ve şimdi de öldürme. Ama bunlar tabii büyük bir ihtimalle bütün bu davalar reddedilecek. Çünkü artık boşanması da lazım. Yani adam ya kadının polis ifadesinde ben kendim okudum diyor ki imam nikahlı eşim diyor öbürküsüne. E şimdi sen bu adamdan niye para istiyorsun? Zaten mahkeme de bütün çocukları, çocukları normalde anneye vermemezlik tabii yapmaz mahkeme. Ama işte bu çocukların mosmor yüzleri fotoğraflandı. Yani bir sürü şeyler artık bizim de haberci olarak, programcı olarak tek dileğimiz Emre Aşık'ın başına bir şey gelmeden, yakınlarının başına gelmeden. Yani doğrusu bir de bu var. Gerçekten bu kişilerin cezaları varsa, yargı bunu böyle kanaat getiriyorsa, yargılanması, cezalandırılması, bu kişinin de bu hanımdan, yani bu insandan bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum. Çünkü bir adam 3 tane çocuğuna bakıyor şimdi. Parasını, pulunu da birçok şeyini de zarara uğrattı çocuğun yani. Yani bunlar hepsi Emre'nin ifadeleri ama. Bunlara konsantre olmaktan zaten işini yapamıyor. Adam oteli satmak istese diyorlardır ki otele gelip almak isteyen, aman abi burası belalı otel, ben niye geleyim alayım ya bunu. Bir sürü çocuğun başına dert geldi. Yine de çıkıp başkası olsa bu kadar. Hani aldatıldı, ona yapıldı, neler konuşuyordu? Evet, bunu sordular Instagram'da. Emre nerede diyorlar. Yani niye çıkıp da bangır bangır kardeşim bu. Bazıları da öyle ama Emre böyle bir adam yani değil. Yani Emre kaliteli bir çocuk. Şimdi evet, bir Emre şekilde diyeceksiniz ki ne işi vardı o zaman. Herkesin Allah'ım. De bir insan olsan, düzgün de bir insan olsan gidip hiç olmadık birisini sevebiliyorsunuz tabii arkadaşlar. Yani kendine uygun olmayan birisini seçiyor. Bu insanın kalitesi ya. Bu çocuk şimdi çıkıp da car car konuşup kendini böyle televizyonlara, bir kere gördüm onu da, söylemezsem olmaza geldi. Bir de benim evime geldi, yine programa çıkmadı, avukatı çıktı. Çünkü bunları konuşacak bir çocuk değil ama tabii ki çok zor bir hayatı var. Bir 3 çocuğa bakıyor tek başına, yazık günahtır. Bir de bunlarla, bu tehditlerle falan uğraşıyor. Bütün gençliği bunlarla uğraşmakla geçti yani. Burada çok güzel bir şey yazmışlar. Demin benim dediğim şey. Burada da yazmışlar ki ölü taklidi yapmaya devam ediyor. Herhalde Emre Aşık için. Öyle değil arkadaşlar. Öyle bakmayın. Ölü taklidinden değil ama çıkıp bazı adam... Belki öyle adamlara saygı duyuyorum. Bazı adam bak bunları yapıyor kadın. Artık öldürtmek istiyor yani. Öldürüp, ya tabii ama buna da çünkü saygı duymuyor. Çünkü şu anda hala karısı olduğu için ona kalacak her şey yani. Öbürkünü hapise gönderecek. Çünkü diyor ki erdi. Benden diyor mahsus hamile kaldım. Ki, hepsinden kurtulacak bu arada. Öyle tabii. Acayip bir hepsinden şey. Hepsinden kurtuluyor böyle, biliyor musun? Yok, Emre'den, Erdi'den, öbüründen. Çünkü hepsi suç işliyor en az 20-30 sene. Tabii. Emre Aşık öldürülüyor, ölüyor, gidiyor. Şimdi bu 3 ay sonra bir tane telefon göndermiş. Boşanmış da değil. Boşanmış değil, değil. Ondan para tüm kalacak. Tümüne ona geliyor. Öbürküsünü öldürecek. Öbürküsü hapise girecek zaten. Ondan da öyle kurtulacak. Ondan sonra diyor ki Erdi'nin bunlar iddialı Erdi. Diyor ki benden diyor sırf ben bu cinayeti işleyeyim diye hamile kaldı diyor. Tabii ya. 2-3 ay sonra aldıracaktı ama diyor ben diyor buna aşık oldum, o yüzden diyor ben bunu idrak edemedim diyor. İnanılmaz başını döndürmüş ya çocuğun, inanılmaz ya. Ama doğal kadına tabii. Bravo, kaç adamı zincirleme kazaya. Vallahi enteresan. Gerçekten. Yani bu konuda tabii mecazi olarak bravo diyoruz da. Ben erkeklere ki... gerçekten çok şaşıyorum. Gerçekten çok şaşıyorum erkeklere ve... Yani çok saf tarafları da yok değil yani bunların. Yani bir de gerçekten bu kadının bence bu tüy... arkasında birileri de var. Bana öyle geliyor biliyor musun? Ama çok o arkasındaki şey. Birileri de yarın yanar. Hayır yarın bir gün artık... onları bile öldürebilir. Bir şey onu. Şimdi yani bunların hepsi tabii ki iddiaları yani daha doğrusu aynen, daha açıklamaları da Erdi'nin. Çok daha fazlası var bizde. Çok daha fazla gördüklerimiz, belgeler var. Tabii yazılar var, çok daha mesajlar. Fazlası var. Yani insanın aklı, hayali, her şeyi duruyor. Ben hayatımda böyle bir şey ne gördüm ne de göreceğimi düşünüyorum. Burada bir cinayete teşebbüs var. Burada planlanarak yapılan bir vaziyet var. Sanıyorum
çözülecek. Bu işi daha en yargı azından... en hızlandıracaktır. Evet. Şimdi bunları yapıp da elleri kolları sallayarak dolaşırlarsa, o zaman işte bu çok kötü bir emsal olur. Çünkü o zaman hani sezai direkt dışarı çıkması tabii, gerekiyor yani. O zaman çok kötü bir emsal olur yani. Şimdi burada resmen mermiler alınmış, silahlar, cinayet, mezar, o bu bir adam itiraf ediyor. Beyaz domuzlara yedirme. Yani burada itiraflar var. Artı yakalandıkları zaman belgeler, mesajlar, konuşmalar, her şey var. Jandarma yakalamış zaten bunları işte ilk yakaladıkları zaman. Ay çok gergin. Bunun biz de kamuoyu olarak hızlandırılmış bir şekilde sonuçlanmasına çok arzu ediyoruz. Çocukların sağlığı için, Emre Aşık'ın sağlığı için. Aynen öyle. Ben diyorum ki normalde aslında magazin turuyla giderdik ama ilk bununla açtık. Sağ olsunlar bütün magazin, bütün gazetelerde bu olduğu için ilk haberimizi böyle geçelim istedik. Şimdi bir magazin turuna gidelim. Biraz rahatlayalım. Biraz güzelleşelim. Çünkü burada mesela Burak Özçivit var. Burak Özçivit'in bir gösteri ha. Ama Burak Özçivit değil bu. Hayır. Burak bu, abi. Hayır. Benzer yani. Fakat bu adam zayıflasa. Aynı fotoğraf işte. Hayır hayatım. Bu benzetmiş kendisi. Fakat çok benziyor. Ya insanlar çift yaratılmış deniyor ya. Kesinlikle çift yaratılmış. Ve aynı fotoğraf. Hayır. Belki burada FaceApp'ın tam tersi. Bence benzerleri var ya sanatçıların. Yok ben... bu böyle bir şey yok. Bu bütünüyle benziyor. Bu ancak bir program kullanıyor. Hayır hayatım bunu... bu adam ya yapıyorlar. Bizi hepimizi değiştirip bak. Bu da bence farenin benzeri. Yok canım bu kadar birebir benzerse olur. Bu kadar olamaz ki. Hayır hayatım bunlar olamaz. Bunlar bence benzerleri. Çok benzerleri var sanatçıların yani birebir. Bazen Photoshop'la bizi de bu hale getiriyorlar ve koyuyorlar i̇şte internete. İşte onu söylüyorum ben. Bu da mı be? Ay ne tatlı. Bu o dermiş ben şimdi. Bak, ay bu kime benzemişsin ya? Necdet Tosun. Harika olmuş. Ben kime benzemişim ya? Ay. Ama bunun daha kötüsünü yapıyorlar yavrum. Siz yapamazsınız. Ay bunu artık bize fragman olarak girebilirsin. Gerçekten o zaman mesela bir, yani bilemedim. Ama benimkisi çok kötü. Beni gerçekten bozarak internette fotoğraflarımı şey yapıyorlar. Selam böyle değil, gerçeği böyle falan diye koyuyorlar yani. Öyle şeyler yapıyorlar. Abi korkunç. Kilo abi, kilo insanı bu hale getiriyor. O yüzden kilo almayın. Bir de bir şey söyleyeceğim. Tam ekran versene ikimizi bir dakika. Yan yana böyle iyice. Abo. Evet. Sen şeye benzemişsin. Çizgi filmine, korku filmine benzemişiz. Benimkini başarılı yapamamışsın ama Arto'nun keyine. Şeye benzemiş Arto. Kime benzemiş biliyor musun? Ay Ahmet Özal'a. Ahmet Özal'a mı? Hani bir ara sen kilo... de Sebra Özal'a benzemişsin. Ay ama benzemişiz yani sonuçta. Özal ailesi. Semra Hanım'a çok sevgiler. Çok severiz. İnanılmaz sanatçı sever. Sanat sever. Evet. İnanılmaz güzel bir çifti. Turgut Özal'a Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Biz ona biraz benzedik diye yani aslında ben benzetemedim kendimi de. Uzun ömür versin Semra Hanım. Çok sevgiler, saygılar. Evet çok güzel paylaşımlar bunlar. Ve her zamanki yılanlığını yapıp bizi de koymuşsun Bilal'cim. Çok teşekkür ederim. Olayız. Böyle bir çift dünyada olamaz. Evet, Photoshop'la insanı bu hale getirebiliyor. Bir canı da böyle görmek isterdim yani. Şimdi bunlar bence Fahriye değil mesela. Yani bakışından anlıyorum bunu Fahriye olmadığını. Fahriye ama bu şey herhalde deforme ediyorlar işte. Deforme bizi, ediliyorlar. Bizi bayağı bir maksimum yapmışlar da bunlar da acımışlar. Hani before and after gibi yapmışlar ama hani sözde gerçekten... Böyleydiler de yani çok zayıfladılar. Ama son zamanlarda Fahriye'nin bu fotoğraflarını, eski fotoğraflarını aileden mi, oradan mı, eski arkadaşlar mı, Almanya'dan kimler servis ediyorlarsa çok kötü fotoğraflarını koymaya başladılar. Kim bir yaklaştır göremiyor çünkü Seren kim olduğunu. Ben hayat tanımadım. Dürüyemin güğümleri kalaylı. Oh kalaylı. Ay Bircan böyle şişme olsa felaket Bircan, olurmuş. Bircan ama yüzü zayıf hala. Bir şey söyleyeceğim. Aha Allah'ım ya Rabbim felaket. Abo, ay. Bu da mı Bircan mı bu? Yok, bu Anıl'ın kim bu? Bu kim?
Ece erken mi bu? Ece, bu hiç benzememiş hiç, ya. Yüzü hiç benzemiyor be. Ya yaklaştıysan evet, görmüyor musun? Ece'ye hiç benzememiş hiç. Ya. Ece'ye Ece daha böyle... benze sarışın bari bir şey koysaydınız. Ebru Gündeş'e benziyor daha çok. Bir zamanlar yediği zamanları. Ne kiloluydu Ebru Gündeş. Ebru Gündeş şu anda da kilolu ama. Ha? Ebru Gündeş gençken daha zayıftı, şimdi daha kilolu. Ben onu yakından gördüm, daha zaman da bayağı zaman alıyor, zaman çok zaman kilo veriyor. Almış. Evet. Son hali yine mi aldı? Çok kilo almıştı ama şimdi verdi mi bilmem. Ben çok para geçen, var ya onun için çok para olduğu için. Kış. Yani hadi magazin turuna geçemedik, artık geçiyoruz. Kimler var kimler? Hadi gelin seyredelim birlikte, ondan sonra kritik yapalım. Bay bay. Sizler için derlediğimiz magazin turumuz ekranlarınıza geliyor. Berrak Tüzünataş'tan sonra ünlü iş insanı Berk Suya Batmaz, kalbini sarmayan Midyat'ın şiddet gösterdiği eski sevgilisi Sevcan Yaşar'a kaptırdı. Bu aşk iddiası çok konuşulacak gibi. Geçtiğimiz günlerde basında çıkan Hülya Avşar Çiçek Adası'nı 55 milyon TL'ye aldı haberleri ada hissedarları tarafından yalanlandı. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'e hayranlarından sürpriz hediye. Bürsin bu anları sosyal medyasından paylaştı. Setlerde olan bir başka ünlü isim Cüneyt Arkın. Cüneyt Bey setin yorgunluğunu eşi Betül Arkın'la şekerleme yaparak çıkartıyor. Eski futbolcu, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Ata Demirer'in eski sevgilisi 25 yaşındaki Aslı Tuğranlı'yla bir mekandan ayrı ayrı çıkarken görüntülendi. Bir şey diyemem şu an, bir şey demek istemiyorum. Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'a yakışıklı oyuncunun bıyıklı yeni imajını sorduk. Sarışın, siz beğendiyseniz ben de beğendim diyerek kaçamak bir cevap verdi. İzmir Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülü 7. Koğuştaki Mucize'ye giderken en iyi erkek oyuncu ödülünü ise Aras Bulut İynemli aldı. Ayrıca yakışıklı ve yetenekli oyuncu Çukur'un yeni sezonu hakkında sorularımızı cevapladı. Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi. Yeni bir aşk mı var sorularına verdiği gergin cevapları çok dikkat çekti. Bay Yanlış dizisi geçtiğimiz günlerde final kararı aldı ve final bölümünün fragmanı yayınlandı. Bir mekan çıkışı yakaladığımız Serkay Tütüncü'ye bu konuyu soruyoruz. İşin oyunculuk kısmına baktığını söyleyen Tütüncü bu konulara çok fazla değinmek istemiyor. Yakışıklı şarkıcı Edis yansıyor kameralara. Bu iddiaları sert bir dille yalanlayan Edis'i Sinan Akçıl'ın Nirvana şarkısına yaptığı yorumları hatırlattık. Yakın zamanda evlenen ünlü şef Hazer Amani ve şarkıcı Sıla tatil yapıyor. Tatillerini Bodrum'da yapan çiftin eğlenceli pozunu Hazer Amani sosyal medya hesabından paylaştı. Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgün'ün aracının içine giren kediyle büyük imtihanı. MasterChef'e veda eden Celal'in duygusal anları dün sosyal medyada gündem oldu. Bir aralar yurt dışında olduğu söylenen, takipçilerine ettiği küfürlerle gündem olan Mehmet Akif Alakurt bir AVM'de görüntülendi. Yeni bir proje var mı sorularına ekrana geri dönmeyi düşünmüyorum diyerek cevap verdi. Evet. Mehmet Akif vallahi. Ersoy için ne düşünüyorsun? Kim için? Ay Mehmet Akif Ersoy. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl çalışkan bir tanemeydim. Mehmet Akif için ne düşünüyorsun? Vallahi bir şey ben de sana soracaktım da. Yani Ersoy için tabii ki çok şey düşünüyorum. Saygıyla da buradan anıyorum. Anıyoruz evet. Fakat yani ben çok beğendiğim bir oyuncuydu. Çok da yakışıyordu. Bence
Kenan İmirzalıoğlu'yla bence aynı dengede diye düşünüyorum. Ama hangi ruh haliyle uzaklaştı, gitti, bıraktı, küstü. Ama çok hata, ona buradan söylüyoruz. Tanıdıklar da bizi seyrediyorsa, o seyrediyor mu seyretmiyor mu bilmiyorum. Kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Kesinlikle. Ben Çukur'un yönetmeni olsam bunu alırım. Bu arıza yani ve tamam yani şöyle arıza. Yani bakın iyi yani sanatçıların çoğu da arızadır ve iyi olanlar arızadır zaten. Yani gerçekten bu böyle. Bu adam çok iyi bir oyuncu. Yani şimdi Adanalı mıydı bu şeyin bir dizi vardı Adana ile alakalı. O dizide bunu çok yıpratmışlar ve o yüzden de küstü ve her şeyi bıraktı falan yani. Evet ama bak şimdi yani sonuçta sen bir oyuncusun. Senin gibi bir sürü arkadaşlarını da yıpratıyorlar. Dizileri kalkıyor, bir şey oluyor. Hayır, yılamazsın. Yılmaman gerekiyor. Tam tersi, tam tersi. Daha da sarılman gerek. Onlar yaptıkça, tabii, haksızlığa uğradıkça daha fazla hırslandıracak bu sene. Daha fazla başarılı olacaksın. O zaman yani savaşma şeyi yok. Ya hemen ya küsüp gitmek, kime ben birisine küseceğim diye mesleğimi bırakacağım. Kim o ya derim yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden de çok önemli bir oyuncu benim için. Ben çok beğeniyorum oyunculuğunu. Çok, ben aynı fikirdeyim. Yüz ifadesini bütün mimikleriyle oynayan, vücut dilini çok iyi kullanan bir normalde oyuncu. Normalde Brezilya'daymış ve Türkiye'de çıktı. Yani belli olmaz. Yani ben bu da eski best modellerden ve çok yakışıklıların yakışıklısıdır yani. Benim bir zamanlar ufak da olsa bir dostluğum var. Kendisi de çok da iyi bir insandır. Evet, iyi bir insan. Ben de konuştum telefonda. Bir saate yakın telefonda konuştum. Herhalde tümüyle duygularıyla. Nasıl düzgün bir adam. Hiç o hani evet. Twitter'da orada burada laf şey. O adamla konuşsanız inanamazsınız. Yani demek ki birileri bir şey söylüyor. Ona deliriyor, cevap veriyor. Ama normalde nasıl nezaketli, efendi, aynen, kültürlü falan bir adam. Ona da üzülüyorum. O yüzden de inşallah iyi bir yapım şirketi onu ikna eder. İyi bir yapım şirketi, iyi bir menajer, evet, iyi bir toparlayıcı, koçla birlikte tekrar bir hoş geldin demeli. Belki de evet, evet, ülkeye dönmesi onun da sinyali olabilir. Hadi. MasterChef. Geçen gün küstahlık yapan, kötülük yapan, bağıran, çağıran şef gitmiş. Veda eden Celal için duygusal olan bir şef gelmiş. Görüntüyü verebilir miyiz? Bu bak bir de nasıl kucaklıyor, nasıl iyi. Tabii çünkü imaj, çok toplumun evet, imaj iyileştirmesi. Aldı. Geçen sefer bir tane çocuk yapamadı diye yani biraz sonuçta orası bir yemek yarışması yani yemek yapıyor. Yani yeteneğini konuşturuyor. Evet. Yani bir insana yeteneği yok veyahut da az diye veyahut da kifayetsiz diye o şekilde davranamazsın. Tabii herkes ayaklandı sosyal medya başta olmak üzere. Şimdi de bir yarışmacı uğurlarken arkasından ağlıyor, üzülüyor. Belki iyi bir adamdır, bilmiyoruz ama oradaki tepki belki de yarışma formatında reyting almak için bu tip hani vardır ya böyle evet, reyting biz, alınması biz onu, için hani onu düşünerek değil sonuçta gördüğümüz tabii, hani eleştirerek gitmek ve zorunda. Ve tabii orada bir çocuğun onuru söz konusuydu. Tabii. Çünkü o çocuk belki ileriki yaşamında bu işi meslek yapacak. Burada birinci olmayabilir ama yani dünyada illa birincilikle alanlar en iyi bak, olmuş bak, olmuyor yani. Gel aslanım falan diyor bak. Burada imaj iyileştirme olduğuna eminim senin tabii, de dediğin de gibi. Çünkü geçen haftalarda o kadar çok eleştiri yağmuru ve eleştirildi ki. Mesela bu adam ne kadar sahip. Natür, ha, ratingse, samimi. Ondan daha büyük reyting yapıyor yani, ama iyiliğiyle. İşte benim her zaman söylediğim şey bu. İlla bağırışlar, çağırışlar, falan hayatta en nefret ettim. Hiç üslubum, tarzım olamaz yani. Şimdi öbür adam İtalyan, tamam. Hani tamam adam artık işinin ehli ama yani böyle bağırıyor, küstahça tavırlar yapıyor ama bu adam hiç yapmıyor. Ama seyrediliyor ama o daha fazla seyrediliyor. Bir de demek ki seviliyor. Hani bu tip şeyler eskide kaldı. O kaynana programlarındaydı. Yani ben bir kadın olarak bir kadının böyle bağırarak konuşmasını böyle falan yapmasını falan hiç nefret ediyorum yani. Benim hiç tarzım değil, üslubum da değil. Olamaz. Evet ve sen o şekilde olmadın. Yani hiçbir bu şekilde zaman olmaz. Çünkü benim yani bir şey söyleyeceksem gayet bu tonla da lafı gediğine yerleştirecekseniz onu zaten normal şartlarda da bu ses tonuyla da yaparsın. Ha. Öbürküsü artık şey gibi bir şey geliyor bana hani reyting söyle, için. Söyle yani, ki yine dans etmeye başlayalım dermiş. Ne diyorsun Bilal'cığım?
Benim kulağımda mikrofon ve arkamdan konuşmayın. Hayır, arkamdan bir şey demedi. Evet. Ne söylüyorsun? Hayır ne? Ya başka bir şey demedi. Bu arada sen niye işkillendin birden? Bir şey demedi. Siz ikiniz aranızda konuşuyorsunuz. Yok yok valla bir şey demedi. Ya, bu evet. Gerçekten hani günahını aldı. Ediz için yok gerçekten demedi. Ediz için ne diyorsun? Ediz çok güzel. Girdiği gediğine koymuş. Kale bile almamış Sinan'ı. Almamış evet. Kim demiş hatırlamıyorum. Hiç öyle bir şey duymadım demiş. Duymadım bilmiyorum. Hiç haberim yok ya. Yapmış. Dalga Sinan, geçmiş yani. Ya gerçekten bu hallere düşmemelisin. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben herhalde Burcu ona çok iyi bakıyor. Korkunç kilo almış. Gerçekten normalde çok biliyorsun almış. Erkekler kadınları çirkinleştirir ki kadınlara bakmasınlar diye. Burcu çıtır çıtır. Bir şey söyleyeceğim. Ama Sinan kıtır kıtır yani. Yani Sinan çok zayıf. Çok aslında yakışıklı. Şimdi ben kızıyorum. Kızıyorum ona ayrı bir şey ama doğruya da çocuk. Prens gibi falan bir çocuktu yani yakışıklı. Öyle. Değil mi? Böyle saçları uzunken aynen falan. Öyle. İlk hani beste verirken. O kimlerle beraberdi o zaman? O arabesk bir kadınla beraberdi. Hadiseyle. İlk kimle duyduk biz onu? Hadiseyle mi duyduk? Ondan önce arabeskiyle duyduk. Evli ya şimdi söylemeyeyim şimdi. Ayıp olmasın. Ay sonra çocuğu söyle bana. Oldu. Bilal kim? Sahilde yürüyüş yapıyordu hani eskiden. Ay ne yapayım soruyorsun. Ay, tamam söylesen yani. Bir söylemesen bir. Geç. Ama o zamanlar çok yakışıklıydı. Şimdi Nuri Alço'nun son haline altın benzemiş. Altın çocuk değil. Göksel Alço gibi altın çocuk altın deniyordu. Altın çocuktu. Aynen. O zaman Göksel Alço'ya benzemiş. Şimdi Nuri Alço'ya benzemiş. Nuri Alço'ya benzeyen birisi. Sinan gördüğün gibi seni çok seviyoruz. Ama yani. Kilo ver ya Sinan. Şimdi ya çok iyi bir müzik adamı ama çok. Gerçekten şarkı söylemez. Bak gerçekten söylemez. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi Sinancığım? Sen o kadar iyi bir bestekarsın ve söz yazarısın ki. Senin yaptığın o esas işi bu şarkıcılığı yapamadığın için o gölgeliyor. Reklamlara gidiyoruz. O yüzden bence sen güzel şarkılar yapıp güzel insanlara ver. Niye reklamlara gidiyoruz diye kestim seni tahmin et. Çünkü Bilal'in arkadaşı. Aynen bravo. Bunu söylemeni istediğim burada için. Burada böyle bir şey var. Ben bu kanalda böyle bir şey yok zannediyordum. Burada da varmış arkadaşlar. Evet, burada da akrabacılık var yani. Bilal Efendi öpüyoruz seni. Reklamlara gidiyoruz Sinan Akçil'le. Otmo, otmo, otmo. Evet Serenay. Serenay'sız günümüz geçmiyor. Serenay'ı çok seviyoruz. Bana çok kibar, çok tatlı geliyor. Yani basına davranışı çok güzel. Evet evet yani genel çok itibariyle sıcak. Nezaketli bir kız. Çok sıcak, evet. Çok güzel. Sinirlenmiyor. Başkası olsa acayip delirir diye düşünüyorum. Biraz sonra konuşacağız herhalde zaten. Onun için onu daha sonra konuşalım. Yine başka bir güzel, deli bir güzel, deli. Akli dengesi iyi değil. Bir gün var bir gün yokuz evde. Ha, kim Beren o? Saat. Yine ne? Silmiş. Kenan Doğulu'yu yine silmiş. Yani Kenan, Beren Saat'in stres topu gibi geliyor bana. Yani sonuçta ikisi de yani sonuç olarak bence çok önemli star. Sanki biraz Kenan'a haksızlık yapılıyor gibi geliyor yani bana ya. Yani ben bu sosyal medyayı çiftlerde de yani hepimiz böyle şeyler yaşadık. Böyle her tartışmada, her kavgada, her şeyde zınk resmi sil. Zınk bilmem ne yap. Yok yok resim koy. Yok bir tane kinayeli bir laf koy falan. Bunlar hiç doğru gelmiyor bunlar. Yani siz 13-14 yaşında değilsiniz ki. Yani bir de bir şeyin de bir mesuliyeti var. Bir evlilik yaşıyorsun. Hani zırt pırt her kavgada da herkese duyurmak zorunda değilsin. Kızgınlığını da göstermek zorunda değilsin. Yani bir de bu kadar Instagram takip, yok ya aynen. Kızgınlığını nasıl gösteriyordun? Yani buna da çok kızıyorum bir ben. Bir de Kenan'a da artık biraz ayıp olmuyor mu ya? Gerçekten ayıp. Kocaman insanlarsınız artık. Ben Beren'i birçok konuda anladığım zaman sen ki normalde hani burayı bunu artık söylemezdin. Yok. Artık senin bile bu çünkü şöyle yani şimdi daha önceki yapmış olduğu bazı hareketlerin işte Kenan onu aldattığını bir onun alt metni vardı. O da onu eski sevgilisini paylaştı yani kaybettiği. İşte o böyle değildi der. Kadınlar bunu mukayeseyi evet. Yaparlar. Ha evlilikten yapılır mı? Yapılmaz. Yapılsa da bu zaten ifşa edilmez. Bu ayrı bir şey. Bunların hepsi ayrı. Bunları Beren dengeleyemiyor ve şey yapamıyor. Evet, direksiyonu yani, iyi kullanamıyor hani yani özgür burada. Özgür kız olmayı biraz hani
Yanlış anlamış. Yani özgür değil, kızgınlığını herkesin görmesini istiyor. Evet. O herkesi, bunu bazı erkekler de yapıyor. Bu ne oluyor? Bu ailenin şımarık kızı. Hayır, havasında. Bu yani evliliğin de, yaşadıklarının da, birikimlerinin de, geçmişinin de, paylaştıklarının da hepsinin ciddiyetini bitiriyor. Çünkü aslında, yani bu kadar herkesin dilini ne düşünüyorum? Her evde kavga yok mu yani? Aynen. Aslında ama, senle biz bir hafta önce de şimdi vereceğimiz haberi aslında biz bir hafta önce konuşmuştuk. Diyor ki Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı? Beren Saat'ten şaşırtan hamle, kocasını silmesi şaşırtan hamle. Şimdi istiyorsun bir video gelsin, onun üstüne de devam edelim ki biz bunu daha geçen söyledik, daha yeni gündeme düştü. Olay çok konuşulur, büyük olay yaratır. Genelde toplumsal konularda durduğu yerlerle hayranları tarafından takdir edilen Beren Saat hiç değişmedi. Hep aynıydı dedirten güzel oyuncu Beren Saat'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada öyle bir görüntüsü çıktı ki bomba etkisi yarattı. Atiye dizisiyle Türkiye ve Türkiye sınırları dışında çok konuşulan Beren Saat, geçtiğimiz günlerde hayranları tarafından adeta linç edildi. Oyuncunun sosyal medyada gündem olan bir videoda çekimler esnasında Beren Saat'in yanındaki adam tarafından kocaman bir şemsiye ile güneşten korunduğu görülmekte. Bu görüntüler sonrası Saat'i adeta seven sevmeyen herkes bu kadar da olmaz, hiç yakışmadı gibi yorumlarla oyuncuyu yerden yere vurdu. Arada azınlıkta olan bir grup yok öyle değildir gibi yorumlarla oyuncunun bu hareketini kendine yakıştıramayıp onu savunmaya çalışırken geri kalan kişilerin yaptığı yorumlar adeta yenilir yutulur gibi değil. Sorsan çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Eli yok mu? Verin taşısın. Herkes 9 aylıkta, o 10 aylık mı? Bu kızı hiç sevmezdim. İyice düştü gözümden. Yazık, biri insansa diğeri ne? Olayı halkın gözünden gördüğümüz en doğru şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde dizi film sektörü büyük zarar gördüğünde zor durumdayız, geçinemiyoruz diyen sanatçıların çoğu acaba setlerde Beren Saat'in bu görüntülerdeki yansıması mı? Bu görüntüler gerçeği yansıtıyor mu? Setlerin gerçek mimarları olan set çalışanları hep aynı durumda mı? Setlerde eşitlik yok mu? Olayın perde arkasında neler var? Evet. Şimdi geçen hafta daha hiç kimse Türkiye'de, daha bu hafta dün bugün bahsediliyor ama biz geçen hafta Beren'in fotoğrafını sildiğini söylemiştik. Bizim için bu geçen haftada kalmış bir haber. Daha yeni yeni bizden görüp herkes haber yapmış ama biz zaten seninle konuşmuştuk. Aynen. Hatta ben demiştim ki Beren burada çok kötü çıktı fotoğraf olarak. O yüzden de belki sildi. O yüzden silmiş. Evet. İlla da kavga ediyor ve işte illa da kavga ettiği için veyahut da sinir olduğu için değil. Çünkü çok kötü. Beren hiç kendisi gibi çıkmamıştı o fotoğrafta. Çok makyajlı, hiç o kadar makyaj yapmaz. Hmm. Bir de üstüne yakışmamış falan. Ben öyle düşünmüştüm. Bu hafta aslında herkes yine mi böyle oldu, yine mi şöyle oldu falan filan derken üzerine bu görüntüler geldi bu sefer. Asıl bomba bu görüntüler oldu bu sefer de. Peki niye bomba? Yani, bana göre değil. Yani ben sen belki savunursun dedim yok, ama. Yok yani hiç savunmayacağım. Hiç. Çok özür dilerim. Herkesin dünyada bir da işi böyle. Yok mu? Hayır, herkesin bir işi var kardeşim. Birisi şemsiye taşır, birisi makyaj yapar. Birisi öbürü ses oyun çizir, mikrofonu. Tabii. Yani şöyle bakın. Burası bir set. Ve bu insanlara makyaj yapılıyor. Ve güneşin altında çalışıyorlar. Güneş geldiği anda siz de çok iyi bilirsiniz. Hanımlar daha iyi bilirler. Makyajı direkt güneşe maruz kaldığı zaman bütün akar. Ve tekrardan yapılması gerekir. Yani evet. Üzerine pudralayamazsın yani. Güneşin altında ve harici çekim bunlar. Ve şemsiye taşı bilmem ne. Bunlar hepsi performans gerektiren şey. Tekrar terleyeceksin. Ve normal şartlarda da güneş eğer oyuncuya gelirse o oyuncunun makyajını silip tekrardan yapması daha zaman alacak bir şey. Aynen. Olduğu için bir yerden bir yere giderken bunu ben hiç inanmıyorum oradaki insana bir saat setin içerisinde dolaştırdığını. Ama bir yerden de bir yere giderken
o güneşin kendisine gelmemesi için şemsiye tutulması kadar normal hiçbir şey olamaz. Bence ya karavanından geliyor set bölümüne ya da sette işi bitiyor karavanına doğru gidiyor. Yani herhalde. Her şey olabilir. Yani her şey olabilir. Aynen. Hamile de olabilir. Yani sıcakta kalmıyor. Ama genelde setlerde bu makyaj olayları harici çekimlerde bozuluyor. Hayatım, o yüzden de güneşi korumak için yapabilirler. Çok normal değil mi? Bizim insanımızı bir türlü ikna edemezsin. Şoför alırsa şoför niye arabayı kullanıyor derler ya. Şaka aynen. gibiler yani. Aynen, aynen. Şimdi burada savunulacak hiçbir şey yok. Herkesin bir işi var zaten. Yani hani hepsinin orada olma sebebi var. Bir tanesi böyle mikrofon tutar işte. Ve istihdam işte, bu para. Evet yani burada sette herkesin bir görevi var. Yani bunu orada mesleği veyahut da işi başka olan birine bunu yaptırtıyor değil. Zaten o arkadaş Beren'in işte şemsiyesini tutuyor. Belki sandalyesini koyuyor. Belki kahvesini getiriyor. Onun da görevi bu. Bu bundan da para kazanıyor. Yani size bunlar bunu şöyle yapmıyor. Yani sokakta Nişantaşı'nda yürürken böyle büyük bir şemsiyeyi alıp adamla dolaşmıyor. Burası set ve makyajının bozulmaması gerekiyor. Dolayısıyla da lütfen insanları illa eleştireceksiniz ama tabii bilmiyorsunuz bu ortamları. Bilmediğiniz için okey. Ama ya bunu bilen de yazıyor. Yapma bak. Mesela burada birkaç tane şey yorum var mesela. İnanamazsın. Sorsan çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Eli yok mu? Verin taşısın. Herkes 9 aylık da 10 ona o 10 aylık mı? Bu kızı hiç sevmezdim. İyice gözümden düştü. Yazık. Biri insansa diğeri ne alakası var ya? Ne saçmalıyorsunuz? Ay yani gerçekten saçmalıyorsunuz çok. Saçmalıyorsunuz ya. Bence de çok saçmalıyor. Yani o biraz önce dediğim gibi. Zaten. Yani şoföre araba niye kullandırtıyorsun gibi bir şey bu yani. O adam yönetmen de biz mi bilmiyoruz? Artı yönetmen de orada oyuncusuna bir jest yapıp güneş varsa bir kadına bir kadına jest yapıp şemsiyesini bile taşıyabilir. Ayrıca da kendisini de o arada da koruyor. Yani kendisine de tutmuş oluyor. Ayrıca da sette bunlar oluyor. Sanatçıların konforu çok önemli. Bunların ikide bir de makyaj yapmaları, baştan yapmaları çok daha beter. Adam kendisini de tutuyor zaten. Yani şöyle yapmıyor bak. Şöyle yapıyor. Hem zaten Beren'i tutmayın. Bak iyi yere indik parmak. İlk önce kendisini tutuyor. Beren'e gelmiyor bile. Yani illa şimdi birisini sevmiyorsunuz veyahut da gücük kapıyorsunuz. Ondan sonra onu artık ne adaletli ve şey evet olur ya. Ne olur gerçekten. Yani eleştirecek yerlerde eleştiririm. Eleştiriyoruz zaten. Ama şimdi bu çok normal dünyada da olan bütün setlerde olması gereken bir şey yani. O yüzden de çok kimseye böyle kendi o normal şemsiye değil zaten. O şemsiyeyi hani böyle bidonlar var ya içine su koyuyorsun. Öyle şemsiye o. Kadın niye o koskocaman şemsiyeyi taşısın yani? Şaka o kadar gibi, erkek varken hakikaten. Orada. Yani daha neler artık. Evet. Bu arada Serpil Doğulu paylaştı. 5. torun geldi ve New York'ta doğdu. Canan yine doğurdu. 2. çocuğu. Dolayısıyla 3 ozan da var biliyorsun. 3 ozan da var. 2 de şey de var. Canan da biliyorsun. Canan çok tatlıdır. Sen de muhtemelen biliyorsundur. New York'ta doğurmuş oğlunu. Hayırlı olsun. Onlar da koronada nasıl cesaret ettiler oralarda doğum yapmaya bak. Nasıl? Korona var ya Amerika evet. Çok kötü halde ya. Ama işte belki birincisi de orada doğduysa haksızlık olmasın diye çocuğa belki ikincisini de Amerika'da doğurmuş şimdi olabilirler. Şimdi eskiden Amerika'da doğum yapmak prestijli bir şeydi. Fakat şu anda yani kaçan kaçana ama onların tercihleri öyle olmuş. Ama burada şöyle güzel bir şey var. İlk tebrik eden Beren olmuş. Güzel. Ha, demek ki keyifli bir durum. Görümceli arası iyi demek ki. Evet, demek ki güzel. Ama böyle bir görümceli de aranın iyi olmaması mümkün değil. Çok hanımefendi. Aynen. Aile de çok Serpil kaliteli Doğulu'yla bir aile. Serpil mı bir türlü anlaşamadılar gibi geliyor sana? Yani anne ile mi? Şimdi bak bu aile çok benim annem babam da anlatır. Müzisyendi babası ve çok değerli bir aile. Yani hani güzel yetişti Kenan'da o zaman hepsi. Sence kim çocuk istiyor?
Nasıl yani? Yani Beren mi Kenan mı? Artık çocuk istemiyor mu sence? Birisi istiyor bence. Yani çocuk olmuyorsa ne olacak artık? Ha. Çok da söylediğimiz zaman şey oluyor. Evet, mesela ayıp. Ha, biz tabii onu düşünerek söylemedim ben bu arada. Ha, çok yani, özür dilerim. Hani oluyor mu olmuyor mu öyle bir bilgisi bilmiyorum. Bilmediğim için bir soruyorum. Bir kadının sevdiği adamdan veya bir evlilik yapmış. Mümkün değil çocuğunun olmasını istememesi. Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü bir zaman sonra o tamamlayıcı bir şey ve zaten çocuk sevgin varsa istiyorsun. Mutlaka bir küçük de olsa bir problem olabilir. Veya işleri var. Dizi çekiyor kız. Yani bir şey söyleyeceğim. Senin bir sürü bu tip şeylerde bir sürü problemin vardı. Evet. Sen ama Survivor gibi evet yani pişmansın ya da değilsin ya da bilmiyorum. Yani, olmadığını zaten biliyorum ama. Biliyordum ben artık benimkisi de evet, belki sen artık çok kaderi zorlamak. Bak tabii. Düşün sen ölümüne ki o senden biraz daha genç bir kadın. Yani daha da çalışabilir bu konu üstünde. Sen buna rağmen hep sevgin için çocuğun olsun istediğin ya sevdiğinden. Ben hani sevgim için değil artık. Ben çocukları çok seviyorum. Evet. Allah bu da benim imtihanımmış. Çünkü şöyle yani bazen de olmuyorsa da Allah sana onu olmamasını senin için bazen mesela Ajda Pekkan'a bakıyorum. Evet. Ajda Pekkan bütün rakiplerinden çok genç kaldı. Hep star kaldı. Hep bir yerde yapma kaldı. Ya, bunu gerçek düşündüğüne inanmıyorum. Şöyle, değil biliyor musun? Hayır, düşünüyorum belki de. Sen köpeğini bile evde yalnız bırakıyorsun. Diyoruz ki ya bırak kalsın köpek de evde kalsın bir gün ne olacak? Kocaman ev. Hayır hemen dönmemiz lazım. O gitti mi birini gönderelim yemek bir şey versin bir şey yapsın. Yani benimkisi fazla. Sen öyle düşünmediğini biliyorum da. Hayır şimdi belki de böyle yetiniyorum. Mesela Ajda Pekkan'a bakıyorum şimdi ama bak gerçekten bu böyle. Ajda Pekkan bütün rakiplerinden hep yıllarca devamlı kadının yaşıyla uğraşıldı. Niye? Yeşil'e uğraşıldı. Çünkü hep genç gösterdiği için evet. O kıskançlıklarından yaptılar. Şimdi uzun lafın kısası belki çoluk çocuğa karısıydı Ajda Pekkan bu fizikte bir şey kalamayacaktı. Hangisi daha önemli? Senin şu tercihlerin evde, çok evdeki, önemli. Mesela yaşadığın zamanlardan bahsediyorum. Hı. Evdeki yaşadığın huzur, aşk, tenin tenine değmesi, oturup sinema seyretmek, köpeklerin, sevgilin, yani hangisi daha değerli? Kesinlikle bu değerli. Biz zaten bunun herkes tercihini aldık. Yaşıyor ama. İşte. Yani o yüzden de Beren'in de tercihi çocuk doğurmamak ve işini yapmaya devam etmek olabilir. Benim ilk öncelikli tercihim zaten. Çocuğum olsundu. Beren'in ilk tercihi dizi oyunculuğuna devam etmekse çocuğa da bir yerden bakamam diyordur yani. Anladın mı? Yani onun da tercihi dizi oyunculuğuna devam etmektir. Herkesin önceliği farklı hayatta. Ben çok merak ediyorum. Ben onun tercihinin ne olduğunu anlamıyorum. Ben onun da ne yapmak istediğini anlamıyorum. Onun bence kafası iyice karışık. Yani gitmek istiyor, gitmemek istiyor. Belki bence çok aşıklar karı koca birbirlerine. Ben öyle düşünüyorum. Hani çok aşıklar ama anlaşamıyorlar. Evet. Ya aynen öyle. Ama sevgi anlaşmak değildir her zaman da söyleyeyim. Nedensiz yazılır. Çok güzel yani. Yazmış. Kim yazmışsa harika. Sezen Aksu'nun şarkısı diye biliyorum. Özdemir Erdoğan okuyordu tabii. Ona ikisine de selamlar ama sevgi anlaşmak değildir. Çok nedensizce sevilir diyor. Çok güzel. Bazen küçük bir şimdi, ayrıca ömür bile veriyor diyor. Güzel. İnşallah evet. Sonunda güzel bir bebek haberi alırız. Eğer ki oluyorsa neyse. Şimdi çok güzel bir haberimiz var. Bir DSF, bir resim haberimiz var. Bayılacaksın. Kim olduğunu... ben de paylaştım bunu. Paylaştın mı? Ya bu kadar aynı olabilir mi ya? Ya Serdar Ortaç bu ya. Yani demin ya. Photoshop'la bizi benzettiniz. Bizden daha fazla benzemiyor mu Allah aşkına? Bir şey diyeceğim ya. Böyle ay, bir şey kaşlar, olabilir mi? Yani böyle kardeşi gibi ya. Bu resmin altında bir şeyler yazıyor ama... Yani... Nerede bu resim? Harika bir resim. Bak Serdar Ortaç 2. Dünya Savaşı'nda Japon mevzilerinde savaşırken. Serdar Ortaç acaba Türkiye mevzilerinde niye savaşmadı da askere gitmediği için, askerden kaçtığı için 3 ay hapis yattı. Aslında 10 yıl ona hapis istendi. Sahtecilik, askerden kaçma ve bilmem şeylerden dolayı da Allah'tan göz rahatsızlığından dolayı 2,5-3 ay yatıp çıktı. Aa cezaevine girmiş. Tabii ki cezaevine. Ya bazen
bazı şeyleri yapıyorsun ya. Şimdi benim de konuşmam olmuyor çünkü biliyorsun bir şekilde çok yakın sayılırız. Yani çok yakın değiliz, sadece arkadaşız. Bak şimdi kızdıysa yok. Bu hemen öyle yapar. Arkadaşız. Öyle ne yaptı sana? Bir şey yapmadı. Bir şeye kırılmışsın. Yok, bir şey yapmadı. Sen bu film mimiklerini kızdığın zaman yaparsın. Bak nasıl masum. Yani bir yazıyı verirken geriye bir bakman lazım. Sen çift pasaport kullanmış, sözde Meksika'da çalışıyorsun diye burada bedelli yapmaya çalışan, hatta askerliği yapmamaya diye çalışmışsın. Seni yakalamış devlet. Tabii çift pasaportla gidiyor. Ben böyle bir şey bir tanesini sadece giriş çıkış yapıyor ki öbüründe de kalıyormuş, imajı yaratıyor. İnanılmaz. Halbuki burada Bostancı konseri veriyor ama göründüğü yer nere? Meksika. Şaka yapıyorsun. Ya. Peki cezaevine mi girdin sen? Ama arkadaş Japonya'nın en gurur duyduğu asker. cezaevinde yattı mı yani? Yattı. 65 gün Mamak cezaevinde yattı. Mamak'ta yattı 65 gün. Normalde istenilen hapis 10 yıl. Çünkü sahtekarlık, askerde sahtekarlık biliyorsun en büyük ceza. Allah'tan yine bir şekilde tabii ülke seviyor adamı. Gözünden ama işte rahatsız öyle değildir oldu. Muhakkak çünkü yani insanların ülkenin sevdiği insana göre yaptığı cezaların hani değil mi çifte standart olmaması aynen, lazım. Yani şey, işte, ben bunları duyduğum zaman dehşete kapılıyorum 2000, yani. 2000 yılında bedelliden yararlanıyor daha sonra ve işte dediğim gibi. Ama gerçekten hep Serdar Ortaç'ın böyle espri yapılıyor ya Japon askerine deniz. Niye askerine derler bilmem. Gerçekten yani bu kadar ama aynı benzemiyor olamaz mu? Ya. Benziyor. Aynı ya. Böyle bir hatta şey olamaz. Hatta Arya mıydı? Arya mıydı vardı ya evet, hocam film. Ha? Aynen. Yani öyle bir şey değil mi? Evet. Arya ne ya? Arya bizim Berkay'ın. Serdar da mı öyle acaba? Şey Japonya'dan devşirme mi? Ne demek yani? Hastanede karışmış mı? Ne olmuş ya? Bu kadar benzeyemez ya. Şaka gibi değil mi? Ya böyle bir şey olamaz. Neyse gördüm, Allah'tan neyse. Japonya'nın gururu olarak yazmış, karşımıza çıkmış. İkinci Dünya Savaşı'nda gururla Japonya için savaşmış bir Türk pasaportlu arkadaşımız. Sağ ol canım benim. Harikasın yani. Yani ne diyeyim ki? Hande Erçel. Ya bir şey diyeceğim. Gerçekten bu yanağını yaptırdı mı? Yanağını aldırdı. Ya bir şey söyleyeceğim. Olay olmuş ya. Aldırdı yanaklarını aldırdı. Şuradakiler gitti. Kız başka bir kız oldu. Ama zayıfladı da aynı zamanda. Çok güzel oldu. Ay burada çok ama spastik. Çok küçük ama ya burada da. Ya arkadaşlar hepimizin küçük şey resimleri çok evet. Kötü. Bakayım. Proporsiyon olarak. Ama yine de suratı tatlıymış. Tatlıymış yani. Ya sen bunu şişmanlatmışsındır. Bilal, hayır, hayır, hayır. Bu eski hali böyle. Beyaz Show'daki 2015 yılındaki hali. Evet ama çok çocuk yani. Çocukken insanın yüzü falan oturmuyor ki Arto ya. Yani eski resim. Bazlama diyebiliyoruz artık. O zaman hakikaten bazlama suratlıymış. Yalnız. Bak şimdi mevzu programındaki halini görüyor musun? Evet. Şimdi. Bu fotoğrafta da i̇şte, oynanmışlardı haklısın. Onu söylüyorum işte bak. Şişirmişler yanaklarını. Yani. Ay ne kadar kötüsünüz. İşiniz gücünüz yok. Bunlarla mı uğraşıyorsunuz Bilal, gerçekten Bilal, ya? Bilal, bu kötülüğün ruhu ve baş bak aktörü, şimdi burada programda Bilal. Böyle değil. Ve bu programdan o fotoğrafta. Programı fotoğrafa ne hale getirmişler? Yani demek istiyorlar ki hayır bunların gerçek hali bu değil. Gerçek ama bir şey hali söyleyeceğim. Bu. Çok güzelleşti vallahi. Şimdi çok güzel oldu. Evet çünkü ya. O kilosunu verdi. O kilo ablaklık zaten kimse. Kimseye yakışmıyor ya. Kilo insanı çok değiştiriyor yani. Kilo vermek. En büyük estetik bana göre. Şimdi hanımlar gidiyorlar ya botoksa ona buna. Kiloluyken gitmeyin. Ne yaparsanız yapın kiloluyken olmuyor. Çünkü önce burası. Tabii mi? Burası ilmeden. Ama mesela olur. Bak ben kilo aldığımda yanaklarım doluyor ama kilo verdiğimde yanaklarım hemen gidiyor bende. Hemen senin de buran çöker. Böyle oluyor. Evet hemen çöker. Sayende senin de tabii artık çökme diye bir şey yok. Günde 9 kere yemek yediği için ben onunla yiyorum ona bir şey olmuyor. Hatta ben şiştikçe güzel yemeklerimi artıya yapıyorum. Evet. Şimdi yok hayatım sana bir yer diteceğiz. Her gün bir yerde restoranda ne yapayım ama Hande'nin yüzü güzel olduğu için kilo ne yapıyor? Etlendiriyor, yağlandırıyor. O yağlar gidince insanın kendi güzel ama yanaklarını da aldırdı. Nişantaşı'nda bir doktora. Ben 30 bin liraya. Hande'ye ne geçirdim ya yıllarca. O kadar kızgındım ki ona.
Şimdi o kadar çok seviyorum ki yine tabii yaptığı yanlışlardan dolayı eski yanlışlarını unutmadım. Neymiş eski yanlış ya? Ben hiç bu kızın arkadaşların yanlış sevgilisiyle birlikte şaka oldu. Biriyle çıkarken öbürüyle çıktı bilmem ne yani onun için bak bazlama. Bazlama Hande Erçel bazlama. Bazlama olarak çıkartabilir. Yani bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de birçok kişi var Hande'den sonra da daha böyle tekerlek aynen gibi. Yani ayrıca da ne olacak? Bakın sizin eleştirdiğiniz şeyler çok kötü. Çünkü sizin eleştirdiğiniz şeylerin çözümü var. Kilo mesela. Rejim yaparsın verilir. Yani mesela telafisi olmayan şeyleri eleştirin siz. Telafisi olan şeyleri de bak ne oldu? Hepimiz kilo alıyoruz, veriyoruz. Bitti gitti. Yani hep böyle insanları alaşağı etmek için devamlı böyle bir küçümsemek için resimlerini oynuyorsunuz, fotoğraflarını oynuyorsunuz. Sen de buna takıntılısın ya. Hayatım ama devamlı yapıyorlar. Sana biliyorum. Hayır sana ben onlara üzülüyorum. Yani. Sağlıklarına oynuyorlar. İşleri güçleri yok. Evde oturuyor. Ben seni nasıl daha çirkin yapayım? Bu çok güzel olmuş. Bu çirkin olsun. Ama sen çok kale alıyorsun diye çok sinirleniyorum. Niye biliyor musun? Sen her gün canlı yayındasın zaten. Hani ne olduğunu zaten görüyorlar. Hayatım bu kesinlikle. Şimdi ha, mesela diyor ki sen diyor, face-up yapıyorsun. Ha. Gerçekten face-up yaptığımız oluyor. Ama yaparsın. Ben... Ama şimdi bazıları face-up yapınca da çirkin. O ne olacak? Ben hayır ben geçen gün dedim ya buna. Ulan dedim bu kameranın içinde bir face-up bir şey mi var? Bakıyorum bakıyorum o kadar güzel çıkıyor ki. Teşekkür ederim. Ay böyle pırıl pırıl böyle 20 yaşında yani hani diyemezsin bir şey. Dedim ki sonunda ulan dedim sen kameraya kesin bir şey koydun. İşte herkes böyle inanamıyor. Halbuki inanamamalarının arkasında. Yani sadece gözümüzü Alişan'a böyle çektirmek falan değil. Gerçekten alkol hayatımda kullanmadım. Gerçekten sigara hiç içmedim. Çay içmiyorum ama onu bırakın. Çok erken çökeceğim. Çünkü su da hiç içmiyorum. Evet, su içmiyorum. Ama ben kendime bakıyorum. Yani baktığım için de yaşıtlarıma göre onlardan çok daha genç kaldım. Yani bedenen de, ruhen de, her şeyden de genç kaldım. Hani ister inanırsın, ister inanmazsın yani. Ama ben insanların ruh hastası olduğunu düşünüyorum. Hayır, bu kadın güzel değil normalde. Böyle de değil. Bu kadını çirkinleştirelim. Bir şey yani söyleyeceğim ama. Bebek gibi bir kız yani. Kötü bir şey söylemeden geçsek olur mu? Ya da söylemeyi vazgeçtim. Hayır söyle. Yok yok vazgeçtim. Şimdi ben, hayır, ben fikrim neyse hadi, zikrim ne olacağı için söz veremem. Yok aynen o için vazgeçtim. Hani yani ne her yerde mi vardı çünkü dün bir sevdiğimiz birisinin sevdiğimiz bir mi kaş şeyi çekmesi. Aman 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 kadıncağız. Onun için mesela bu türküyü nereden biliyorsunuz? Hani nereden biliyorsunuz? Hani ünlü bir türkü de değil. Nereden biliyor bu Bilal Özbilge bunları ya? Bilal. Hiç bilinmedik şeyleri biliyor. Böyle. Hayır peki çok bunun karşılığında bazlamayı İspanyol bağla bir şey bazlaması mı çalacaklar? Çal bir bombaleo bazlamaro. Valla kendi şarkılarımı çalmadığım için havaya girmem ve uykum geliyor sabah. Zaten sabah köründe program yapıyoruz. Yakında yani lütfen çok rica ediyorum bizi 11'e alın veyahut da öğlene alın. Yani sabahla 9'la yani reklam arası program yapıyoruz ve herkes de şikayetçi. Herkes sen yazıyor. Sen kaşındın Bilal işte yani. İşte. Söyleyeyim. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü ama derler. Ama gerçekten böyle yani. Yani ama tabii bizi... Ay işte ya ben yani böyle neden oldu? İspanyol doğumlu olduğun için olabilir. İspanyol kraliçesinin kızı. Estağfurullah. Serenayo. Serengilasos. Yani İspanyol değiliz ama anne tarafımız İtalyan biraz. O yüzden belki çekiyor olabilir. Şu İtalyan babaanneni de göremedik bir türlü. Anneanneni. Vefat etti. Marcella'da. He. Evet. Hiç geldi mi Türkiye'ye? Tabii ki. Türkiye'de yaşıyordu zaten. Marcella. Burada yaşayan Marcella İtalyanlar. Mastroni. Yok. Marcella Rossini soyadı. Rossini. Evet. Gerçekten mi? Evet. Dedem bak gemide. Bak ağzı kulaklarında. Ama çok İtalya, güzeldi. Hani... Yani bir yabancı bebe, bir aristokrasi bir niye şey var ya. Niye aristokrasi yani İtalyan olunca aristokrasi hayır, mi oluyor? Yani. Ne alakası var? Ama çok seviyorum anne tarafımı. Annemin ailesini çok seviyorum. Böyle kaybettik. He. Ama bütün kuzenlerim hepsi yaşıyorlar. Hepsi peki annen orijinal sarışın mı? Annem orijinal sarışın, yeşil gözlü biliyorsun zaten. Evet. Ama anneannem Grace Kelly'ye falan benzeyen öyle bir kadın mi? Anneannem çok güzel bir kadınmış yani. Ama dedem de bir gemi seyahatine vurulmuş anneanneme. Bir dakika. Aşk yani hikayesi var da ondan gülüyorum hep. Kaptan mutlu muymuş yoksa yok, bir gemide? Bir gemi seyahatinde anneannemle karşılaşıyor. Anneanneme aşık oluyor. İtalyan kadın, güzel kadın. Ondan sonra evleniyorlar. Annem doğuyor işte. Ama dedem Türk. Yugoslav Türk'ü o da. Ne? Yani anne tarafı. Babam da tam Laz.
Ya. Baba tarafından. Tabii Karadenizliyim aslında ben de. İşte arada karışmış her şey. Ama tabii bu havalar, bu müziklerle evde annemle yaşadığım için. Çayınımdan öteye giderim yani. Yani bir tane... Şimdi babasını hatırlamayalım. Ay, babacığım. Aslında bir bölümünü koysaydı. Kelaj. Canım babacığım. Allah rahmet eylesin. Allah bütün kaybettiklerimize rahmet eylesin bizden. Amin. O başka bir değerdi. Onunla onur duyuyorum, gurur tabii duyuyorum. Ki. Tabii ki. Aynen ben öyle. En çok. Evet. Dinliyoruz Artu Bey yani, sizi. Yani burada çünkü İtalyanca. Ya kardeşim sizin aranızdaki konuşmaları seyirci duymuyor. Ben duymuyorum. Kendi kendinize gülüyorsunuz. Mutlaka beni çekiştiriyorlar. Yok, benim gün, arkamdan konuşuyorlar. Yok, herkes gün, gibi. Bir gün Bilal'i alacağız buraya ve her şeyi anlattıracağız yani. Hadi bakalım. Her şey. Hadi bakalım. Şimdi Serenay olabilir. Serenay'dan bahsedebiliriz. Nusret olabilir. Dün bütün. Ya ben bunun gerisini sen seyrettin mi? Hayır, gerisi bu, daha fazla olamaz yani. Türk olsaydı Nusret yaşamıyordu şu anda. O adam. Görüntü var mı? Ya ben herhalde buyur. Şimdi Nusret. Dur bir sesiyle. Şimdi korkunç bir şey. Adamın yerinde ol. Dönelim adama. Ay ben ağzım açık kaldı. Karısı ya. Kalçasını sallıyor. Nusret'e karşı. Nusret'i yakalamış Nusret kendini. Nusret onu çekiyor. Bayılır öyle şeylere. Ama bu arada da adam da orada belli ki Türkiye'de beraberler. Veya da burası Amerika yok, mı? Yok Amerika burası. Amerika mı? Amerika'da diyor ki kocam diyor veya da sevgilim dışarıdayken ben bir iki kalça sallayayım. Çünkü Nusret'in hep böyle şeyler yapıp Instagram'a koyduğunu oradaki... 20-30 milyon gibi bir şey takipçisi var. 20 var. Milyon mu ne? Dolayısıyla bu tip videolar çekip koyduğunu biliyor. Kadın da ona herhalde belki dansçı kadın. Nusret onu çeksin diye böyle bir... Kalça hareketi yapıyor. Fakat düşünemiyor ki içeriki salondan eşi veyahut da artık sevgilisinin gelip buna çıldıracağını. Ben bunun sadece senaryo... Türk erkeklerinin olduğunu düşünürdüm böyle. Demek şimdi, ki adam da... Nusret'in kafasını gözünü bir dağıtsaydı, işte, yani Türk olsaydı. Şimdi Türk olsaydı direkt adama girişirdi. Aynen. O telefonu da alırdı. Tabii. Bir tane ağzını burnunu kırardı. Aynen, yani. Aynen onu söylüyor. Yani... Ya ben yine bunun Nusret'in PR'ı olduğuna inanıyorum. Yani ben... Ama Nusret için iyi bir şey değil ki el alem. Nusret karısını artık neyi iyi neyi kötü olduğunu ha, bence artık... idrak edemiyorsa onu bilemem ama yani şöyle... Artık eskisi kadar pozitif yorum almıyor. Daha negatif almaya başladı. Ama ata alan Üsküdar'a geçti istediği kadar o pozitif. Aynen. Aynı fikir. Yani bu çocuk Bostancı'da kasaptı. Bundan gidiyorduk et alıyorduk yani. Aynen. Yani... Ki, eti güzel miydi o yıllarda? Hayır o zaman güzeldi şeyin çünkü başkasının şimdi yanında bozdu. Çalışıyordu zaten bir de çırağıydı. Çırağıydı bir de yani ben de hatırlıyorum o zamanlar çünkü annem Suadiye'de oturuyordu oradan gidip kasaptan alıyorduk. Ben de gitmiştim annemle hatırlıyorum hepsini tanıyorum. Esas başındaki isim neydi ya ayıp olmasın. Esas o kasabın ustası, sahibi yeah. Ustası çok önemli bir adam. Bu ama bunun böyle artistik tarafları falan olduğu için böyle. Tabii. Bu kendisi bak, şey yani başarılı oldu hak, ama evet, ha, hak ediyor. Başarılı oldu yani. Yani severiz sevmeyiz ben bazen çok irite oluyorum. İnanılmaz irite yani sizin gibi ben de irite oluyorum. Bazen para hiç mi yakışmaz oluyor hiç yakışmıyor ama yaptığı yani her şey. Yani şovla evet. Bir et satarken şovu karıştırıp bu kadar mı güzel ve doğru şekilde hedefe gönderdi yani. Ve bunları güzel yaptı. Aynen. Bunları doğru yaptı. Eti yani. Popüler etti. Et yemeği öğretti. Marka yaptı kendisi. Marka yaptı ve evet. Dünyaya da aynı popülerliği kazandırdı ya. Şaka i̇şte gibi. Hani Türkiye'de her yerde steakhouse. Şey. Tabii. Ama Amerika'daki yeri de çok rekor yani. Orada o dry age'ler, T-bone steak'ler falan zaten Amerika'nın kültüründe var ama bu adam eti farklı yorumluyor. Şovu da kattığı için değişik lezzette de olduğu için Amerika'da da ete düşkün ya herkes çok tuttu yani. Yalnız adamı görünce birden biliyorsun o eşini görünce birden Nusret geriye duruyor ve sanki kaçıyor da gibi. Kadın nasıl korktu? Kadın ya nasıl korktu? Bak onu kadın sesle versene Bilal. Sana ya adam çok şiddetli geliyor. Ve biliyorsun Amerika'da hani bir şey yapmak, cinayet işlemek. Biliyorsun Amerika'da silah çok kolay alınabilen bir şey. Ve o yüzden de bazen çok büyük trajediler olabiliyor. Bence orada Nusret yani ben olsam direkt herhalde bacadan kaçmıştım. Adamın şiddetiyle. Yani evet sonrası ne oldu bilmiyorum ama... yani bu bir sevgili direkt kadına yöneldiğine göre. Kadın nasıl korkuyor? Nasıl bağırışlar? Kadına da iyi olmuş ediyor. Yani. Tabii
El alemin. Aynen. Ama ya, işte onların şeyi de yok ki bunlar yani. Bazen yani, bazı hanımlar işte bazen... Bu hareketi nasıl yapar? Ya karşısında... Bunu nasıl yapar? Ben sana bir şey diyeyim mi? Tanımadın adama. Karşısındaki adam ünlü diye yapıyor. Yapıyor. Orada başka bir rant peşinde. Sevgiliyi unuttu diyorsun. Aynen öyle. Gitti. Sevgi ama sevgili onu unutmamış. Ay, güzel bir... Sonra da diyorsunuz ki niye dayak yiyoruz? Bak şimdi böyle dersem artık 100 kişi yazar Instagram'ıma. Serenay Sarıkaya affetti. Kime? Neyi affetti? Nasıl affetti? Bak, yaptığı her şey asil ya. Bir verelim Serenay'ı, onun üstüne konuşalım. Sen de bilmiyorum bakalım ne düşüneceksin. Güzelliğiyle, oyunculuğuyla, aşk hayatıyla her zaman gündem olan, gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya. Mıknatıs gibi kameraları her zaman kendine çeken güzel oyuncu, magazin habercilerinden bir türlü kurtulamıyor. Serenay için her şey çok güzel gidiyordu. Güzel giden bir ilişkisi vardı ve yine bir gün bakım yaptırdığı yerden çıkmıştı. Hava çok güzeldi, her şey mükemmeldi derken yine onlar, kameralar, mikrofonlar, güzeller güzeli Serenay için adeta kaçış yoktu. Serenay Sarıkaya yerinde belki başka biri olsa isyan etmişti. Fakat Serenay bütün zarafeti ve kibarlığıyla kimseyi kırmak istemiyordu. Gerçekten de birkaç günde bir güzel oyuncuyla röportaj yapmak muhabirler için spor haline geldi. Serenay Sarıkaya hemen teftiş yapıyor. Güzel oyuncu bir de müjde veriyor. Sarıkaya tam yeni projelerden bahsediyordu ki tahminimizce röportaj yapmak için üstün bir çaba gösteren bir arkadaşımız kendine yer bulamamış. Serenay da takılmadan edemiyor. Cem Yılmaz'ın dijital platformda çıkaracağı bir diziden konu açılıyor. Bir muhabir arkadaşımız dayanamayıp Cem Bey bir teklif yapsa oynar mısınız diye soruyor. Sarıkaya tam arabaya geçiyordu ki bir ödül dikkatimizi çekiyor. Güzel oyuncu adeta dört bir yandan bombardımana maruz kalıyor. Serenay Sarıkaya'ya bu eğlenceli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Çok tatlı. Evet, çok, evet, çok tatlı. Nezaketli bir kız, her zaman öyle yani. Çok, yani bir insanın bu kadar üstüne gidilip ve hala... bir basın ordusuyla karşısına çıkıldığı halde. Ama ömür boyu oluyor basın, evet, ordusu. Onu, yani ünlüysen onu kabulleneceksin ve onlar ama da geçen seni... Geçen Düşen ne yaptı? Hiç ondan beklemezdim, biliyor musun? Şimdi hastaneden çıkıyor ve nasıl bir sağlık işte, durumu, evet, var, evet, ve ne yaşadı veyahut da ne oldu bilmiyoruz. Herkesin daha yani ruh hali her an aynı olacak, evet, diye de bir şey, evet, yok. Bu gayet neşeli falan bir şekilde. Cem Yılmaz'la olan beraberliğinde verdiği bir popülerite var tabii ki şu anda. Ha, ona ihtiyacı var mı yok mu? Bence ben, sen hep yakıştırdın, olmadım. Ben yakıştırmadım hiçbir zaman. Ben yakıştırmıyorum. Ben çünkü seven insanları yakıştırmıyorum dediğim zaman onlar beni seyrederken onların ilişkileri için kötü bir şey söylemiş olmamak için söylemiyorum. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani ben de çünkü kötü anlamda insan güzel şeyler duymak istiyor ilişkisiyle alakalı. Destekleyici şeyler duymak istiyor. Bana çok yapıldığı için ben bir başkasına negatif bir şey söylemek istemiyorum. Mutlu olsunlar diye de. Ama Serenay çok egosuz bir kız. Yani çok mesela yani, şey diyor ki işte oynar mısınız? Hani bazısı der ki bilmem yok ya falan. Yani neden olmasın diyor mesela. Yani her şey çok sıcak, pozitif. Oradaki basındaki muhabire diyor ki işte sen yeni misin? Yani evet, çok tatlı bir kız. Çok sıcak, çok güzel. Aslında onu geçenlerde çok kızdıran bir olay vardı. Aslında şimdi itiraf etmeliyiz ki biz de arkada kameraların arkasında bunu konuştuk. Hatta Cem Yılmaz'ın, yani ben öyle konuştum. Bilmiyorum sen aynı fikirde misin? Ali Koç Serenay Sarıkaya aşkı. Böyle bir aşk dillendi. Böyle bir şeyler söylendi. Fakat bunun asla asları çıkmadı. Hatta onun için dendi ki aslında
Cem Yılmaz'la birlikte olması bundan dolayı. Ay çocuklar ne oluyor? Ama aylar geçti. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, yani Ali Koç'u tanır mısın bilmiyorum, eşini tanır mısın? Kimi? Nebahar'ı? Nebahar. Tabii ikisini de biliyorum. Şimdi işte, Nebahar benim çocukluk çok, arkadaşım. Çok eski. Yani ta okul zamanından yani en sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Ali lise çağından beri Amerika'ya gittiler bunlar. Beverly Hills'e. O zaman orada okuyordu Nebahar. Yani Amerika Los Angeles'ta. Aynen. Bunlar birbirlerine o zamandan beri çok aşıklar. Ve o aşk hiç geçmedi. Ve çok yakışan bir çifti. Ne hiç var? Geçmedi. O kadar mistik, o kadar güzel. Sanki kızılderili bir güzeldi. Annesi zaten Ali Koç'ta. Türkiye güzeliydi annesi. Ali Koç'ta çok yakışıklı bir adamdı. Ali de o zaman bütün kızlar herkes peşinde. Bir şey. Ali'nin hatta bunlar bir ara ayrıldılar. Banu Can diye bir kızı. Tabii bunlar bizim yani 14-15 yaşımızdaki. Onun için böyle bir aşk olması mümkün değil. Mümkün değil. Aynen. Sonradan Amerika'ya çekti gitti Nebahar. Ali onun arkasından gitti falan. O zamandan beri birbirlerine aşıklar. Yani aynen. Bu Ali Koç'la ilgili çıkan bütün haberler külliyen yalan. Fakat ne şey Nebahar ne öyle onunla Ali kalkıp da böyle bir şey falan tabii diyecek tabii. Tipler olmadığı i̇şte, için muhatap olmuyorlar. Aynen Selena'yı yani. Burada o yüzden de eleştiren ya da aşağılayan bilmem ne yapan böyle bir insan çıkıyor. Selena'yı mahkemeye veriyor. Fakat mahkemeye veriyor ama o kadar asil bir kadın ki ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki dayanışma derneğine zannedersem 1500 liraydı. Burada yazmıyor galiba. Derneğine 1500 lira bağış yaparsa ben o kişiyi affediyorum diyor. Doğru. Ne yapmış yani? Tam ne söylüyor? İşte şey Ali Koç ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atıyor. Hı. Falan filan. Yani öyle saçma sapan şeyler hı. diyor. Serenay da buna karşılık mahkeme açıyor haklı olduğu için. Çünkü zaten Cem'le birlikte. Ben de aynısını yaptım geçen gün. Öyle mi? Ben de 10.000 TL karşılığında çünkü daha 100.000 liralık bir dava açtım. Tamam. Kaybetti karşı taraf. Yeni sonuçlandı. Dedim ki 10.000 TL'yi verecek. Barınaklara mama alınacak dedim. Ben de o şekilde. Sen biraz acımasız çıktın. Bari Serenay 1500 ama, lira. Ama ona söylenenlerle bana söylenenler aynı şeyler değil. Yani o yüzden de onun bedeli çok daha ağırdı. En azından 10.000 TL'lik mama dağıtacak şimdi. Doğru söylüyorsun ama yine de harika bir yani, haber. Yoksa yani hem çok ceza güzel. Alacaktı tabii. Hem daha büyük tazminat ödeyecekti. Dersin, en azından böyle kurtardı. Bizlerin başına dermişim. Peki bu Cem Yılmaz'ın yalın ayak ne yaptığına inanıyorsun? İlluminati mi? Bak şimdi en sinir olduğu şey. İlluminati. Bazı insanın evinde terlik bile olmaz. Ben terlik hiç giymem. Hiç sıfır hayatımda terlik bilmiyorum yani. Ama bu pislik ya. Hani yani, şey anlamında diyorum. Hani kötü... Ayağında bak. Ay burası neresi? Bilmiyorum evine ama evi mı? Herhalde. Evinden kendi evi çıkıyor. Mi? Evine çıkıyor? Aa, evinden çıkıyor doğru. Evinden çıkıyorsa çıkabilir. Evden çıkıyor ama yalın ayak evin salonundan bahçesi. Hemen arabaya binmiyor ki. Sonuçta dış bahçesi, mekanda. Bak. Bahçesi evinin bahçesi bak. Ama dışarı çıkıyor. Girdi bahçesinden çıktı işte evinin önü ne olacak? İnsan evinin kapısının önünü temizler yani. Yes. Herkes evinin kapısını temizler. ya Allah'ım yarabbim. Seninle bırakıyorum. Biz reklam diyoruz. Seninle bırakıyorum. Ay yine mi reklam? Aynen yine bana bak. Gerçekten biz reklam. Evet yarına bombalarımız var ama yine biz reklam arası programımızı yaptık. Reklamlar başrolde biz co-star olarak. Ne diyorsun Zeren? Evet, biz yarına. Gerçekten yakında reklam arası program. Yani öyle yapıyoruz şu öyle anda. Yapıyoruz. Çünkü bütün müşterilerimiz alıyorum, öyle diyor. Reklamları alıyoruz. Tamam çok teşekkürler. Gerçekten biz de mutlu oluyoruz. Ama bize de yansısa falan. Biz de arada programı daha uzun yapmak istiyoruz. O Zeren, yüzden de. Bize de yansısa falan biz ekstra. Hiç niye öyle anlaşmadık? Katiyen ya hiç. Beklemiyorduk ama bu reklam kuşaklarının böyle fazla olması reklam. Olması bundan sonraki CNN International olacak ki yapacağımız programda. Ajda Pekkan'ın sevgilisi aldatmış. Ajda Pekkan'ın bence sevgilisi var. Yok aldatmış. Bence var. Ve Ajda Pekkan ilk defa kendi... Normalde konuşmaz Ajda çünkü. Çünkü aldatılan kadın kendi zekasına ve kendisine hakaret saydığı için bunu en konuşmayacak kadın da konuşur. Evet ama yarına bomba gibi bir VTR'si var Ajda'nın. Orada... Aslında Ajda Pekkan'ın aslında Çavuşoğlu'nu aldattığı görüntüler var mı diye düşünüyorum ama bunu yarına bırakacağım ama
Sen ne dersin? Ajda Pekkan aldatmaz. Aldatmaz mı ya? Aldatmaz. Ama Ajda Pekkan aldatılırsa ve böyle bir şey görürse anında yeni bir aşka yelken açabilir. Onu da kime açtığını sadece Arta ve ben biliyoruz. Aynen öyle. Ya söylememek için var ya. Bir haftadır Arta. Sırf şunu kızdırmayayım diye konuşamıyorum. Yok söyleyemeyiz. Hadi kapatıyoruz. Söyleyemeyiz ama bomba. Yani ya bomba.